Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipim var onunla başlayacağım şöyle ince bir ip Himalaya'nın ihraç fazlası iplerinden kullanacağım kullanacağım şiş üç buçuk numara modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model İnşallah siz de beğenir benimle yaparsanız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim ben şöyle küçük bir parça lastiğimi başladım haroşa olarak bunun üzerine şimdi modelimizi kuracağız bu model için 2 ve 2'nin katları ilmek sayısına ihtiyacımız var şöyle gösterelim 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmek var toplam şişimde 18 ilmekle modelimizi kurmaya başlayalım Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Lastikten sonra birinci sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz olarak örelim sıra sonuna kadar. kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 iki. ikinci ilmeğin arka boşluğundan bakın 2 ve 3'ün ara boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sağ şişime aldım. Ve şişimdeki iki ilmeği de düz örerek kestim. Yani ilmek sayımızda artma veya eksilme olmadı. Yine iki ilmek olarak aldık. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sağ şişimi aldım. Ve sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Yine iki ilmekten iki ilmek çıkarmış olduk yani ilmek sayımız değişmedi. İkinci sıra arka yüzünde sıra sonuna kadar bu işlemleri devam edelim. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve sıradaki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Son iki kalan ilmeğim var. Arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptık. Üçüncü sıra ön yüzünde yine aynı işlemi yapacağım kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerimiz ikili ikili gruplar halinde. Bu ikili ilmeğimin ikili ilmeğimin arka boşluğundan şuradaki boşluktan bir ilmek çıkardım ve bu ikili ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Aynı arka yüzünde ne yaptıysak aynı işlemi 3. sıra ön yüzünde yapıyoruz. Ara boşluktan şuradaki boşluktan bir ilmek çıkardım ve bu ikili ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Ara boşluktan bir ilmek çıkardım. Şişimdeki iki ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. Ara boşluktan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım onu sağ şişime. Sıradaki sol şişimdeki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaparak devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. 2. sıra ve 3. sıra aynı işlemleri yaptık. Şimdi 4. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim sıra sonuna kadar. Kenar ilmeğimi ördüm modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın modelimiz böyle ilerleyecek. Tabii ki ilerledikçe model kendini gösterecek. Böyle tam bir şey anlaşılmıyor. Daha iyi anlaşılır olması için modelimizi bir kez daha kuralım. İkinci kez kuruyoruz modeli. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örelim. İkinci sıra ve üçüncü sırada farklı işlemimiz var. Dördüncü sırada ters olarak örüyorduk. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın 1, 2, iki. ikinci ilmeğin arka boşluğundan şöyle şişimi geçirerek bir ilmek çıkarttım. Örmeden sağ şişimi aldım. Ve sıradaki 2 ilmeğimi de ikisini bir düz örerek kestim. İlmek sayımızda bir değişiklik olmadı. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sağ şişimi aldım. Sol şişimdeki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sağ şişime örmeden aldım. Sol şişimdeki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. İkisini bir aldım. Düz örerek kestim. İkinci sıra arka yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Ve iki ilmeğimi de şişimdeki iki ilmeğimi düz örerek kestim. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Sağ şişime örmeden aldım. Sol şişimdeki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Yine aynı işlemleri ikinci sırada ne yaptıysak aynısını. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilmeklerim zaten ikili ikili gruplar halinde. İkinci ilmeğin zaten ara boşluk. Bakın şu ara boşluktan bir ilmek çıkarttım. Örmeden aldığım İki ilmeğimi de düz örerek kestim. İki ilmeğimin arkasından bir ilmek çıkarttım. İki ilmeğimi de düz örerek kestim. Ara boşluktan. Bakın zaten boşluklar belli. Hemen ara boşluktan bir ilmek. Daha sonra iki ilmeğimi de düz örerek kesiyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. son kez yaptığım arka boşluktan bir ilmek çıkardım. Sol sağ şişimi aldım. Sol şişimdeki iki ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenar ilmeğimi dördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. dördüncü sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelin yapması oldukça zevkli, kolay ilerleyen bir model. istediğiniz örgüde de kullanabilirsiniz. Kenar ilmeğimi dördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. Evet, modelimiz iki kez kurmuş olduk. Bakın model daha kendini gösterdi. Şu şekilde devam edecek. Bir de ilerlemiş halini size göstereyim. Az bir büyük parça da denedim. Onu hemen gösteriyorum. Bunu beraber yaptık. Şöyle 3 diş haroşanın üzerine başladım bu beraber yaptığımızı. Bunu da bir sıra şöyle bir sıra haroşa ördüm. Direkt modeli kurdum. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle güzel bir dokusu var. Kenar ilmeklerimiz şöyle. Bu modeli istediğiniz lastiğe kullanabilirsiniz. Yani bu modelde haroşa lastik yapabilirsiniz, bir ters bir düz fantazi lastik, hangisini isterseniz, yani şu e, tekstil tipi başlama lastiklerinden hepsinden de gayet güzel uyum sağlayacak. E, bu modeli çocuk örgülerinde, yetişkin örgülerinde şal olarak yapabilirsiniz, yelek olarak yapabilirsiniz, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bu ipe de gayet güzel yakıştı. Şöyle ince bir ipti. İnce yeleklik iplerle yeleklerinizi yapabilirsiniz. İpiniz ince, şişiniz kalın olursa daha da güzel dantel gibi bir görüntüsü olacak bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.